Evet. Bolu merkeze geldim ve burada ilk olarak Hanzade'yi ziyaret edeceğim. Şimdi dilerseniz hep beraber içeri geçelim. Tamam, okey, tamam. Aslında sanamam gerekir abi. Şimdi içeri girdik ve bu şahane ekip bizi karşıladı. Şimdi birazdan size tek tek bu yemekleri de tanıtacağız. Tabii ki. Mustafa, bana yemekleri bir tek tek anlatır mısın? Tabii ki. Neler var? Bu güveçte İzmir'in meşhur kuzbesidir. Güveçte tereyağında fırındadır. Artı Bolu'nun meşhur kuzu incik tavası. Tereyağında mürdür, tavada tavlıyor, alt üst fırın görüyor. Bu gördüğümüz Bolu sürüdür. Sinirsiz yağsız dana kavurmamız. Şu gördüğünüz mengen çoban kuzu kavurma. Güveçte tereyağında fırında akşam yeneriz. Yine şu gördüğünüz Bolu'nun meşhur kuşbaşlı patlıcanlı kebabı. Artı 24 çeşit çorbamız var. Bolu sütlü keşli, cevizli, erişte ve mantı keşlerimiz var. Bir yoğurtlu mantıyla bir erişteden biraz sonra sunum yapacağız. Oradan size tam takdim edeceğiz inşallah. Buyurun. Günlük menülerde bu şekilde değişiyor. Her gün iki çeşit yemeğimiz, iki çeşit çorbamız değişiyor. Her gün bir pilavımız değişiyor. Mesela bugün bolu pilavımız vardı. Dün mengen, yarın mengen pilavımız var. Pazartesi günü bolu paşa pilavımız var. Her gün yemeklerimiz değişiyor, çorbalarımız da değişiyor. Tamam, o zaman yemekleri almaya başlayalım. Servisi bu şekilde yapılıyor. Evet. Şimdi bu da Bolu'ya özgü bir yer. Evet, Bolu usulü kuşbaşlı patlıcan kebabımız. Bunu da önce etimizi sote ediyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Ondan sonra patlıcanlarımızı daha sonra tavada önce bir tava alıyoruz. Sonra bir alt fırın, sonra bir üst fırın görüyor. Tam toplamda 4 işlem görüyor. Bayağı meşakkatli aslında. Evet, tamam. Yani sıradan bir patlıcan kebabı değil. Lezzeti görüntüsünün daha güzel. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ben kuzucuyum. Evet, bana bu kuzudan... da Bolu mengenimizin meşhur çoban kuzu kavurma kemikli. Bu da tereyağında yaptığımız bir kuzu kavurma. Özellikle kemikli mi yapılıyor? Evet, kemikli. Yani lezzetli olması için tereyağlı, etin kendi yağı ve fırında. Ocakta önce mühürlüyoruz, sonra tavlıyoruz. Onu kaç saat pişiyor yaklaşık? Yaklaşık bir 4 saat pişiyor. 4 saat. Bu tereyağında güveçte fırında yaptığımız bir fasulye. İspir'in meşhur fasulyesi. Fasulye Erzurum İspir'den, salça Antep'ten, tereyağı Trabzon Beşiktaş'ından. Bayağı özel. Sinirsiz yağsını dop etti. Etin kendi yağı ve tereyağı ile yaptığımız sinirsiz yağsız bolun özel dana kavurmamız. Siz bu küçük mekanda bayağı harikalar yaratıyorsunuz, evet. Yani. Mekan küçük, lezzetlerimiz büyük. Vallahi maşallah değil. Bu da bolumuzu saf tereyağıyla yaptığımız kemikli et suyu ve tereyağlı özel müşterimiz çok sevdi pirinç pilavımız. Bu da meyane usulü yine tereyağıyla yaptığımız doğal zebdeyle yaptığımız efsane bir bulgur pilavımız. Yani tadı görüntüsünün çok üstünde olan bir pilavımız. Şöyle söyleyeyim, bunu her zaman yemeye devam ediyoruz. Bu da Osmanlı'nın saray mutfağından yaptığımız özel muşakımızdır. Tamamen doğal malzemeyle, hibiskus, kabuk tarçın, kabuk zencefil, hane karanfil, İçinde doğal şeker, ayetin içinde de kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı olan tamamen efsane et yemekleri, özellikle hazım etmesi için o sarayda yapılan bir hoşaptır. Biz onu kendimize has bir şekilde sentezledik. Müşterimizin en çok beğendiği ürünlerimizden bir tanesi. Bu yeni bir ürünümüz. Biz olan Osmanlı'nın yine saray mutfağındaki
Osmanlı şerbeti, içinde hiçbir katkı maddesi yok. Tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu yoktur. Tamamen doğal malzemeyle yaptığımız tane karanfil, tane zencefil, kuru kabuk tarçın, hibiskus ve artı meyveler ve artı demir hindir yaptığımız öyle bir şerbettir. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Evet, Bolu'nun meşhur keşli cevizi eriştesi. Yine Bolu'nun meşhur etli, tereyağlı, yoğurtlu, soslu mantısı. Bolu'ya has iki tane ürünümüz de. Evet. Şimdi yine de mekanımıza has çeceğimiz. Önce... Şimdi bir ürünleri tekrar sayabilir misiniz? Tabii ki, elbette ki. Gürün çorbası Osmanlı, Bolu usulü romen çorbası. Kuşbaşılı fırında patlıcan kebabımız. Osmanlı şerbetimiz, tamamen katkı maddesi olmamaksızın doğal ürünlerle yaptığımız, koruyucu, renklendirici, tatlandırıcı olmayan bir şerbet. Saray şerbetimiz. Asıl Bolu usulü meyhane tarzı tereyağlı bulgur pilavımız. Bolu usulü etli, tereyağlı soslu mantımız. Bolu'nun meşhur keşli cevizli eriştesi. Mekanımızın özel cacığı Osmanlı Sultan Çorbası. Tereyağlı pirinç pilavımız. Yağsız sinirsiz etten tereyağlı dana kavurmamız. Tereyağlı İspil'in meşhur kuru fasulyesi. Güveçte tereyağlı fırında. Mengen güveçte çoban kuzu kavurması. Yine Bolu usulü tereyağı demirli tavada tavladığımız alt ve üst fırını görmüş olan kuzu incik tavamız. Tereyağlı kemik suyu et suyuyla yaptığımız özel Bekus tarihi kadim lezzetimiz, Bekus et paçamız. Bunların çeşitleri var. Artı doğal malzemeliğini yaptığımız buşabımız var. İçinde kuru incik, kuru üzüm ve kuru kayısı var. Tamamen doğal malzemeyle yaptığımız, biz doğal malzemeyle yaptığımız bisküvi, tane karanfil, tane kabuk tarçın, kabuk zencefili yaptığımız boşaktır. Hazmı kolaylaştırma özelliğine sahiptir. Bu saray mutfağımızda yapılmış ama unutulmuş kadim lezzetlerimizdendir. Bu kadim lezzetlerimizi biz buraya Bolu'ya, Bolu'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a ve değişik vesileleriyle Bolu'ya gelen misafirlerimize yöresel lezzet olarak sunuyoruz. Her gün iki çeşit yemeğimiz değişiyor. İki çeşit çorbamız değişiyor. Bir çeşit pilavımız değişiyor. Onun içindekilerin hepsi sabittir yani. Ellerinize sağlık. Her gün 24 çeşit çorba yapıyoruz. Yöresel, bölgesel, klasik ve spesiyel olmak üzere aynı kategoride ayrılıyor. Elinize sağlık. Bu da mekanın özel sütlaç tatlısı. Sütlaç üzerinde kaymak, bal ve ceviz var. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi şöyle kaşıkla bir bandırıyorum. Şöyle. Önce tabii şurayı bir kesmemiz lazım. Şimdi şöyle size de yakından göstereyim. Bu da Hanzade'nin kaymaklı ekmek kadayıfı. Onun da sunumu bu şekilde yapılıyor. Şöyle bir tadına bakıyoruz. Şöyle kaymağından alıyorum. Ve bana afiyetler olsun. Vallahi gerçekten çok çok başarılı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum.